Bu bölümde karakteri yakala oyunu yapacağız. Uygulamamızda ekranın farklı noktalarında belirlen karakteri yakalayarak puan kazanmaya çalışacağız. Bunun için 60 saniye süremiz olacak. Tabii bu parametreleri istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ayrıca en yüksek puanı tutarak kullanıcının en yüksek puanı geçmesi için motive olmasını da sağlayacağız. Şimdi tasarım ekranını oluşturalım. Ekranımızda bir tane kanvas bileşeni olacak. Bakın şöyle drawing içerisinde kanvas bileşeni var. Bu kanvas bileşenin altına da bir tane image sprite ekleyeceğiz. Bakın içine ekledim. Bu image sprite ekranın farklı yerlerinde hareket etmesini sağlayacak. Alt tarafa bir tane horizontal arrangement ekliyorum. Bu bileşenimizin hemen altına, kanvas bileşeninin altına. Bunun içerisine birkaç tane label atacağım. Bakın birinci label'ımız, ikinci ve üçüncü label'ımız olacak. Birinci label'da sadece kalan süre şeklinde yazacak ve süreyi geriye saydırma işlemi yapacağız. Kalan süre başlangıç değerimiz 60 olsun. Buna da LBL süre diyelim. İkinci tekstimiz puan değerini tutacak. Buna da puan diyelim. Başlangıçta bu değer 0 olacak. Yine bunun ismine de LBL puan diyelim. Üçüncü label'ımız da en yüksek puan tutacak. En yüksek puan. Bunun da ismine en yüksek diye belirleyelim. Tabi sayfayı ortalamamız lazım. Buradan center'ı seçtik. Bir tane grafiğe ihtiyacımız var. Ben internette arka plansız bir arı resmi buldum. Bakın şu şekilde. Görüntüleyelim. Bakın şöyle. Arka planı temizdi. Tabi beyaz da olabilir. Bunun da herhangi bir sıkıntı kısıtlaması ya da sıkıntısı yok. Şimdi şu bileşenimizin yani kanvas bileşenin boyutunu biraz büyütelim. Bir de tabii bir iki bileşen daha ekleyeceğiz oyunu başlatmak, durdurmak için ya da tekrar başlatmak için, daha doğrusu durdurma yok da. Buna fill parent diyelim. Şöyle uzatsın. Aynı şekilde kanvasın genişliğinde fill parent yapalım. Bakın burada bizim bir tane bileşenimiz var. Image sprite bileşeni. Bunun da boyutunu ayarlamamız lazım. Buna da 75'e 75 diyelim mesela. Bizim ekranda belirleyecek karakterimizin en boy oranını da buradan belirliyoruz. Bence 75'e 75 yeterli. Belki genişliği biraz daha fazla tutulabilir. Çünkü resim yapı itibariyle enine biraz daha genişte. Burada başka yapmamız gereken bir özellik yok. Bir tane butonumuz olacak şu en altta. Bu butonumuzun adı da tekrar oyunu olsun. Tekrar oyna. Şimdi bir tane de bizim timer bileşenine ihtiyacımız var. Yani clock bileşenine ihtiyacımız var. Bu da sensörlerin içinde miydi? Clock. User interface. Şu sensörlerin içinde olması lazım. Bakın clock bileşenimiz var. Süre değerini de biz bunun içerisinde tutacağız. Ayrıca clock bileşenimizin timer enable özelliğini de kapatalım. Neden kapatıyoruz? Çünkü oyun uygulama açılır açılmaz başlamasın. Bizim kontrolümüzü beklesin. Şimdi bu bir dursun. Gerekli eklemeler yapmamız gerekirse, yani ekleme yapmamız gerekirse yine buradan bu işlemleri yapabiliriz. Bizim label'ların ismini değiştirmemiz başlangıç için yeterli. Bizim iki tane değişkenimiz olacak. Bu değişkenlerden birisi puan değerini, diğeri süre değerini tutacak. Süre ve puan değerlerimiz var. Bunlardan da süre değerimiz 60'tan geriye sayacak. Puan değerimiz de 0'dan başlayacak. Sonrasında butona bastığımız zaman oyna butonu ya da tekrar oyna butonu, clock'u bir enable yapalım. Bunun enable özelliği. Biz bunu zaten varsayılan olarak enable'ını false yapmıştık hatırlarsanız. Bunu buradan enable haline getirebiliriz. True. Butona bastık. Süre işlemeye başladı. Global süremiz zaten
60 ama biz farklı zamanlarda tekrar oyunu başlatabiliriz. O halde puanla süreyi her başlattığımızda da bu parametrelere sahip olsun. Yani süre 60 olsun, puanımız da 0 başlasın. Çünkü bu uygulama ilk yüklendi tamam ama ben bunu yapmazsam uygulamam ilk çalıştığında süre 60'tan geriye sayacak. Puan da bir artacak ama ben butona bastığım zaman bu sefer süreyi tekrar 60 yapmam gerekecek. Dolayısıyla bunu da eklemem gerekiyor. Şimdi şunu da yapalım aslında. Biz burada 60 değerini verdik ama vermesek daha iyiydi. Buraları boş bırakalım. Puan değerlerini. Biz bunları tabii kodlarla yapalım. LBL puanımız şurada. Bunun text özelliğini alalım şuradan. Aldık. Diyelim ki join metodunu alalım buradan da. Puan değerine global puanı ekleyelim. Bu şekilde de puan değerini eklemiş olduk. Bakın şurada da en sonunda ben özellikle bir boşluk bıraktım. Peki, ekranım başladı. Uygulamam geriye doğru sayıyor. Ne yapmam gerekiyor? Image Sprite ile ilgili bazı özellikler yapacağım. Bakın Image Sprite'ın tuş özelliği var şurada. Bunlardan taşı tıklandığı zaman ne yapılacak? Image Sprite önce bir görünmez olsun Image Sprite'ımız. Tıkladık ya. Yani ekranda karakter belirdi mesela. Karakterimiz bu olsun. Tıkladığımız zaman biz kaybolmasını isteriz ki belli bir süre geçtikten sonra başka bir yerde çıksın karakterimiz. Şimdi tıkladıktan sonra bir saniye boyunca yine burada kalırsa kaybolmadan ben buna defalarca tıklayabilirim. Bunun önüne geçmemiz lazım oyunda. O halde Image Sprite'ın Visible özelliği var. Bunu başlangıç için yani karakter tıklandığı zaman false durumuna getirelim. Bakın getirdik. Global puanımızı da arttıralım. Neden? Zaten yakaladık biz bu arıyı ya da işte neyse o anki karakterimiz. Bu puan değişkenine artı 1 yapalım. Şu mattan matematiksel işlemleri alalım. Global puana bir değerini ekleyelim. Bu da tamam. Bunu da tabi ekranda görüntülememiz lazım. Label puan diyelim. Bunun da text özelliğini alalım. Aynı bakın şuradaki gibi. Şunun aynısını yapacağız sonuçta. Puan değerimizi arttıracağız. O halde şunu birebir alabiliriz. LBL puan text global puana buna eklemiş olduk. Clock bileşenimizin hatırlarsak interval özelliği varsayılan olarak 1000 geliyordu. Bir saniyede karakterimiz ekranda farklı bir alana gidecek. Karakterimizin visible özelliğini burada biz false yaptık. Sonra da belli bir süre geçtikten sonra gözükmesini isteyeceğiz. O halde bu clock 1 timer'ın özelliğini yani şu timer özelliğini alalım. Sonra image sprite'e gelelim. Bunun move to özelliği var. Bir tane burada. Bakın move to x'ye. Bunu ekran üzerinde rastgele bir yere gitmesini istiyorum her saniye boyunca. Yani bir saniye geçti. Bassak da basmasak da buradan şuraya, şuraya, buraya rastgele bir konuma sıçrasını istiyoruz. O halde rastgele olmasını istediğimiz için bakın burada random değer koyacağız. Şimdi ekranda piksel değeri olarak bakın şurası atıyorum sıfıra sıfırdır. Aslında şurası karşılık gelir belki ama yani başlangıç yere. Burada ufak bir boşluk gözüküyor. Sonra da işte kanvasın şuradaki değerine kadar gider. Burası da X ve Y için maksimumdur. Tabii ben bunları bilmiyorum. Her ekran için farklı olabilir. Yani 5 inçlik telefonda ya da tablette kullanabiliriz. 10 inçlik telefon ya da tablette kullanabiliriz. O halde başlangıç sabitse bitiş ne olacak? Bunu tartışalım. Burada da kanvasın en ve boy oranlarını alacağız. Bakın. Canvas bir height. Y konumu için yüksekliği verebiliriz. X konumu için de genişliği verebiliriz. Bunun için de weight ya da width özelliğini kullanacağız. Şimdi image sprite'ın visible özelliğini de
true yapmamız lazım. Biz burada bakın false yapmıştık. Her saniye ne olursa olsun true'ya da dönsün visible özelliği. Ben tıklasam da tıklamasam da gelsin. Tıklamasam zaten kaybolmayacak ama tıkladığım zaman belli bir süre kaybolacak. Süreyi de geri saydırmak istiyorum. O halde süreyle ilgili işlemleri de başlangıçta 60'tan başlayacaktı hatırlarsanız. Bu artık LBL puan değil, LBL süre olacak. Bakın burası da kalan süre olsun. Başlangıçta nasıl da hatırlamıyorum da çok da önemli değil. Kalan süre, evet kalan süreymiş. Bu da get global puan olmayacak da get global süre olacak. Sonra da bunu bir azaltmamız gerekecek. O halde set global süre get global süreyi alacağız. Ve bir çıkaracağız. Her saniye geriye doğru bir atmasını sağlayacağız. Get global süreden bir atsın geriye. Bu da tamam. Uygulamamız puan değerini tutuyor. Peki en yüksek puanı nasıl tutacağız? Bununla ilgili işlem yapmamız lazım. Süre bittiği zaman oyunu nasıl durduracağız? Bunlarla ilgili eklemeleri de yapmamız lazım. O halde bir tane daha değişken oluşturalım. Bunun ismine de en yüksek diyelim. Buna da başlangıçta 0 olsun. Tabii başladığımız zaman en yüksek puan 0'dır. Buraya bir tane kontrol koyalım. Eğer global puan en yüksek puandan büyükse, burada bir karşılaştırma işlemi yapacağız matematiksel olarak. Büyüğü alıyoruz şuradan. Bakın. Büyük. Aslında büyük eşit demek daha doğru olur. Aynı olabilir. Aynı olursa değiştirsin mi? Değiştirmesin. Bu tabi global süre değil. Global puan en yüksek puandan büyükse en yüksek puan bunun set özelliğine en yüksek global puandan alalım. Bunu atayalım. Sonra da şunu tekstimize alalım. Bu label puan değil de en yüksek olsun. En yüksek puan. Tabii buradaki ifadelerle şuradaki ifadeler çelişiyorsa bunları da kendinize göre değiştirebilirsiniz. Peki bu ne olacak? Global en yüksek olacak. Artık en yüksek puanı bu yaptık. Global puan da olabilir belki. Bunun da çok da bir önemi yok. Evet, uygulamamız bu şekilde. Artık uygulamayı test edebiliriz. Şuradan yukarı çıkalım. Connect diyelim. Evet, uygulamamızı yüklüyorum. Şimdi tabii tekrar oyuna başlattık oyunu. Uygulamamız burada karakteri getirmedi. Şimdi hemen bir kontrol edelim. Bakın burada butona bastığımız zaman bizim image sprite'ımızın visibility'si bunu enable haline getirelim butona bastığımız zaman. Aslında timer her çalıştığı zaman visible true olarak geliyor ama biz şunu true yapalım. Gelmesi lazım. Biz şeyi unuttuk. Image sprite'ımıza bu B karakterini eklemeyi unuttuk. Image sprite'e geldik. Picture'dan B'yi seçtik. Bakın geldi artık. Tekrar uygulamamıza dönelim. Şimdi bu şekilde tekrar oyna dedim. Bakın rastgele ekranda ben şimdi dokundum, yakaladım. Hızlı bir şekilde yakalamaya çalışıyorum. Sürem azalıyor. Gördüğünüz gibi kalan süre geriye sayıyor. Ben ekranda yakaladığım zaman puan değişkenim artıyor. Bakın en yüksek puanım da artıyor şu anda. Bu uygulama bitip yeni bu uygulamaya başladığım zaman da artık en yüksek puanı geçmeye başladığım zaman bakın tekrar dedik sıfırdan başladı. En yüksek puan hala 9. Ben bu 9'u geçene kadar da orası sabit kalacak. Ne zaman ki yakalarım bu durumda bakın en yüksek puanım değişmeye başladı puanla birlikte. Uygulamamız bu şekilde bakın hızlandırıp zorlaştırabilirsiniz. Aşamaları değiştirebilirsiniz. Ya da ekstra özellik ekleyebilirsiniz.